Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pişi tarifi vermek istiyorum. Malzemeleri oldukça da çok az. Burada tam bir su bardağı ılık süt var. Birazcık ılıttım. Siz de mümkünse ılıtın, daha iyi sonuç elde edebilmeniz için. Geniş bir kabın içerisine döküyorum. Sadece bir su bardağı süt yeterli oluyor. Eğer ki fazla kişiyseniz sayıyı daha da çoğaltabilirsiniz. 2 su bardağına falan çıkarabilirsiniz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar instant maya ekleyeceğim. İsterseniz kabartma tozu da ekleyebilirsiniz ama daha böyle yumuşak olmasını istiyorsanız instant maya yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle birazcık karıştıracağım birkaç tur. İyice maya eritene kadar. İçerisine çok az da böyle birazcık şeker ekleyeceğim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar yeterli olacak. Koyma sebebimiz mayayı aktifleştirebilmemiz için. Şimdi birazcık daha şöyle karıştırıyorum. Sütümüz mümkünse ılık olsun. Ama eğer ki kabartma tozuyla yapacaksanız ılık olmasına gerek yok. Oda sıcaklığında olması da yeterli. Ama benim gibi ispat maya kullanacaksanız mümkün olduğunca sütünüzü ılık tutmaya özen gösterin. İyice karıştırdım bu şekilde. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş içerisine un ilave edeceğiz. Öncelikle önden bir su bardağı unu ilave ediyorum. Şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar, bu çok fazla olacak. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Hatta ucundan birazcık daha ekliyorum. İlk başta bir spatula yardımı ile hamurumu bu şekilde yoğuracağım. Daha sonra elimle yapacağım. Yoksa hamurunuz ele yapışıyor ne yazık ki. Şimdi ikinci su bardağı unumu da doldurdum. Yavaş yavaş böyle kontrollü olarak ekleyeceğim. Çok sert bir hamur olmayacak çünkü. Ölçülü bir şekilde ekleyeceğim. Şimdi spatulumdaki unları, yoğurmadığım hamurları bu şekilde alıyorum ve artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda şu an 2 su bardağı un kullandım. Duruma göre, ona göre birazcık daha ekleyeceğim. Un kalitesine göre değişir. Şu an 2,5 su bardağı unu eklemiş bulunmaktayım. Kontrollü olarak yapıyorum. Şuradaki elimdeki hamurları da içerisine alıyorum. Toplamda ben 2,5 su bardağı kadar un kullanmış bulunmaktayım. Evet arkadaşlar, artık hamurum hazır. Şöyle iyice yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzda yumurta falan yok. Sadece süt, maya, un ve tuzdan oluşan harika bir hamur. Çok da güzel oldu hamurum. Şimdi arkadaşlar içerisine maya koyduğum için ben şöyle bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim hamurumu. Birazcık dinlendirmek istiyorum. Bu tarz hamurlar ne kadar çok böyle dinlenirse o kadar güzel sonuçlar elde edersiniz. Ama vaktiniz yoksa da hemen yapabilirsiniz. Benim vaktim var. Şöyle bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim. İyice hamurumu da bu arada düzeltiyorum. Çünkü bu tarz hamurlar ne kadar çok yoğrulursa o kadar da güzel oluyor. Bakın hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Ne sert bir hamur, ne yumuşak bir hamur. Yani böyle ele yapışan bir hamur değil. Yani çok fazla zorlarsanız belki birazcık yapışıyor. Pufidik böyle güzel bir hamur yoğurduk. Sert hamuru yapmamaya özen gösterin. Cıvık da değil, tam bu ölçüde arkadaşlar. Şimdi böyle, şimdi üzerini kapatacağım streç filmle. 15-20 dakika kadar beklese yeterli.
Evet arkadaşlar, tam 15 dakika kadar dinlendirdim hamurumu. Şöyle alıyorum elime. Şu kabımı şuraya koyuyorum. Şimdi tezgahıma şöyle hafiften un serpiyorum ki yapışması. Hafiften üzerine de böyle un serpiyorum. Şimdi hamurumuzu güzelce açacağız. Detaylı olarak göstermeye çalışıyorum. Ne kadar güzel açarsak o kadar da güzel bir sonuç elde ederiz. Tabii bu sırada şu anda yağımızı da kızartmaya başlayalım arkadaşlar. Yağımızın çok kızgın olması gerek. Bir merdane yardımı ile şimdi açıyorum. Çok fazla bastırmayalım hamurumuza. Mümkün olduğunca nazik davranalım. Bu şekilde. Hem açarken de elimizi de düzeltmeye çalışalım ki şekli bozulmasın. İnce oklavayla değil de böyle kalın bir merdane yardımıyla açmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Burayı hızlandırmayacağım arkadaşlar. Normalde sıkılmayın diye genellikle bu tarz videolarımda hızlandırıyorum. Detaylıca görmenizi istiyorum. Çünkü bazı yeni evlenen çiftler oluyor. Daha önce çamur açmayan insanlar oluyor. Onların daha detaylı görmesini istiyorum. O yüzden böyle sizlere gösteriyorum. Bir kat daha çevireceğim. Birazcık daha açacağım ki çok fazla kalın olmasın. Bu sefer içi hamur kalabilir arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca inceltmeye çalışıyorum. Zaten bu şimdi yağın içerisine girince fazlasıyla kabaracak. Eğer ki dediğim gibi fazla kişiyseniz ölçüleri mesela 2 su bardağı da olabilir. 1,5 su bardağı da olabilir. Şimdi hamurumun inceliğini sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar ne ince ne kalın. Tam ortası. Şöyle göstereyim. Evet. İster bir bıçak yardımı ile isterseniz bu şekilde bir pizza bıçağı yardımı ile yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde isterseniz bardakla da şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde kare şekli vermek istiyorum. Evet. Bakın kaç tane parça çıktı. Şimdi bunları kızarmış yağımızın içerisine atacağız. Arkadaşlar yağım çatır çatır sesler çıkarıyor. Şimdi içerisine hamurlarımızı atıyoruz. Böyle mümkünse mesafeli olsunlar ki çok güzel bir şekilde kabarsınlar. Lütfen yağımızın çok kızarması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Yoksa hem çok yağlı olur hem de istediğimiz gibi sonuç elde edemeyiz. Şöyle bir tane daha içerisine atacağım. Arkadaşlar kabarını hemen gönderelim lütfen. Patlamasın içi. Bu şekilde kızartıyoruz. Hani normalde pişleri yaparken alt tarafı kızarınca diğer tarafını çeviriyorduk ya. Bunu da öyle yapmayacağız arkadaşlar. Sürekli çevireceğiz. Yoksa diğer türlü üstleri patlayabiliyor ve içine yağ dolabiliyor. O yüzden böyle elimizde bir maşa yardımı ile döndürelim.
Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş kızarıyor. Ben sürekli döndürüyorum böyle. Üzeri patlamasın diye. Çok basit. Çok kolay bir yöntem. Bu tarz birkaç tane daha pişi tarifi biliyorum. Onları da inşallah ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Çünkü eminim pişi sevmeyen yoktur. Ben pişiyi çok seviyorum. Hatta ayrıca hepimiz çok seviyoruz ama tek sevmediğimiz nokta maalesef çok fazla kalorili yağda kızarttığımız için. Evet, mis gibi de kızardı gerçekten. Biraz sonra ocaktan alacağım. Bu arada söylemedim, ocağın altı ne kısık ne de çok harhar ateşte. Tam orta derecesine ayarladım. Siz de öyle yapın lütfen. İçinin iyi pişebilmesi için. Bu kadar kızardığı yeter arkadaşlar. Artık alacağım. Geniş bir kabın içerisine koyacağım. Şu şekilde yağlarını da süzelim. Arkadaşlar geri kalanlarını da koydum. Daha ayrıyeten birazcık daha var. Görüyorsunuz sadece bir su bardağı süt ile tabaklar dolusu pişi çıktı. Bunu misafirliğinizde ikram edebilirsiniz. Kalabalık bir misafire de bence fazlasıyla yeterli. Gerçekten çok güzel bir pişi tarifi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişilerimiz artık hazır. Bakın o kadar çok bereketli ki gerçekten büyük bir aile için gayet de yeterli. Rahat 5-6 kişi bununla karnı doyar. Şimdi ben size şöyle sesini göstermek istiyorum. Öncelikle iyi dinleyin lütfen. Sesi geliyor mu? İnşallah geliyordur. Pufidik o kadar lezzetli, o kadar güzel bir pişi oldu ki. Yani herkesin denemesini tavsiye ederim. Şunu da duyun lütfen. Bakın yumuşacık tekrardan yukarı çıkıyor. İçini de şöyle göstereyim. Harika oldu gerçekten arkadaşlar. Umarım sizler de bu tarifi beğenirsiniz. Videomu beğenirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.